Neden olmasın? Peki Can demiş ki birebir futbola hoş geldiniz efendim. Ceyda Hanım, sorum Turgay Bey'e. Erol Bulut otoriteliğini kurabildi mi takım içinde? Endişelerim var benim. Kendisi bu konu hakkında ne yorum yapar? İyi yayınlar demiş Turgay abi. Sence Erol Bulut otoritesini sağladı mı takım üzerinde? Şimdi sen soru okuduğun için bir uyarıyla başlayayım. Arkadaşlar ben program bitiyor bakıyorum bana DM'den, Instagram'dan, Twitter'dan bir sürü soru soruyorsunuz. Dayı şuna cevap ver. Arkadaşlar ben ona bakmıyorum farkındaysanız. Birebir futbol Birebir etiketini futbol bekliyoruz etiketini efendim. oraya yazın. Bana mesela mesaj atıyorsun. WhatsApp'tan atanı bile var. Şimdi onlara da diyorum ki arkadaşlar bakmıyorum telefona. Yayından sonra bakıyorum bir anlamı kalmıyor. Sizde bir soru bazen çok güzel Evet. sorular görüyor. O yüzden birebir futbol etiketi üşenmeyin ya. Birebir futbol etiketine gönderin soruları. Ceyda Hanım orada okuyor, ben de cevaplıyorum ama şimdi telefona bakarsam şöyle bir görüntü düşünün. Ben sürekli böyleyim. Siz de İki hasta kişi olursunuz. birden öyle O olunca yüzden oluyor, buraya evet. koyuyoruz. Oraya yazmayın. Twitter'a yazmayın. Facebook'a yazmayın ya da WhatsApp'a yazmayın ya da Instagram'a yazmayın. Birebir futbol etiketine yazın diyelim. Çok güzel. Bugün sorular var ve senin söylediklerine ilave ekleyen izleyenlerimiz, Oku hepsini ben dinleyenlerimiz var. genelce sorunu unutmuyorum ha. Rıdvan Erol Bulut'u Erol sordu. Bulut sormuştu. Rıdvan Bektaş da tekrar demiş ki senin yorumun üzerine Ocak ayında 3 günde bir maç oynanacak. Tabii. Fenerbahçe'de herkes forma giyer. Nazım daha çok Gökhan'ın sakatlanma riski olabilir yaşı dolayısıyla demiş. Tabii 3 günde bir maç temposunu ama hazırlamak kaldıramayabilir lazım demiş. oraya. Evet, ama hazırlamak Hazırlamak lazım. lazım. Şimdi Erol Bulut'un disiplin konusunda bir sıkıntı yaşayacağını şundan dolayı sanmıyorum. Disiplin konusu Erol Bulut'ta değil sadece. Orada bir Emre Belözoğlu var. Orada Volkan Demirel var. Evet. Selçuk Şahin var. Orada bir tanesi disiplini bozmaya kalkarsa önce karşısında bu üçlüyü bulur. Üst silahşörleri bulur yani. Athos, Portos, Aramis. Bir de D'Artagnan var, Volkan Ballı. Yani tamamen orada o disiplin olayına bir sıkıntı olmaz. Olan da yapan, arıza yapan da gider. Yani orada bir sıkıntı olmaz. Erol Hoca'nın takımı doğru kullanmak. Mesela birçok bütün denemeleri statik adamın. Bütün denemeleri. Valencia. Çıktığı yerine kim girdi? Perot işte atıyorum. Tiam çıktı kim? Hep statik. Ya bir maçta mesela arkaya Novak koy, öne Caner'i koy ya. Bir maçta. Ölür müsün? Sol beke Novak koy, öne de Caner'i koy. Dene. Ben ne diyorum? Ana iskeleti koru. Ana iskeleti koruduktan etrafında denemeler yapabilirsin. Bütün oyuncuların da oynar durumda olur, hazır olur. 3 günde bir maçı bekletme adamlara yani. 3 günde bir maç Ocak'ta. Lig başladı Eylül'de. Adam niye Eylül'den Ocak'a beklesin? O da doğru mantık değil. Takım hazır tutmanın yolu şu. Hem birbirine yakın oyuncuları sürekli değiştirerek oynatacaksın. Ana iskeleti bozmadan. Sisteme uyumlu birbirine yakın oyuncuları oynatacaksın. Bu arada canlı görüntüler gelmeye başladı Samandıra'dan. Milli arada Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor. Sadık'ı görüyoruz. Futbolculardan görüntüler ekranlara geliyor. Birazdan muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul antrenmandan detayları bizlerle paylaşacak. Ama biz o esnada sizlere canlı Daha görüntüleri başlamamış antrenman. Şu aktarmaya, anda evet, ısınmaya çalış. başladık. Yani çocuklar çıkmış, oyuncular daha hoca gelmemiş, kondisyoner gelmemiş. Daha hazırlıklarını yapıyorlar şu anda. Sadece düz koşu yapan kim o? Sen daha iyi görürsün benden. Şu anda Düz koşu biraz daha yapan yaklaşırsa. yakınlaştığında. Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci. Ancak düz koşu Şimdi yapar zaten. Ozan demiş ki Turgay abi, az önce Cenk Tosun'la alakalı, Cenk geliyor tamam dedi Turgay abi. Demek istediği tekrar Türkiye'ye mi geliyor? Ayrıca gelmesin, burada bir şey olduğu yok, o Avrupa'da oynasınlar demiş. Ne demek istediğini anlamamış. Acaba Beşiktaş'a mı geliyor Turgay abi, önden onun haberini mi veriyor demek Ben dün istedi. onu söyledim. Cenk Tosun Beşiktaş'a gelir. Bunda zerre kadar şüphem yok. Beşiktaş alabilir mi onu bilmiyorum. Ve korkusuz Antalyalı. Antalya'dan selamlar. Ersun Yanal Antalyaspor'u ilk dörde taşıyabilir mi? Teşekkür ederim demiş. Ersun Yanal Antalyaspor'un yeni teknik direktörü oldu. Dün resmi Hayırlı olsun. açıklama yapıldı. Yorumun ne olur? Hayırlı olsun. Yani tüm korkunç Antalyalı iki var değil mi? Evet, aynen. İsmi yok. Şimdi canım kardeşim. Yani boyacı küpü değil ki bu. Hani böyle sok çıkar rengi değilsin. Öyle bir şey değil. Antalya Sporu ya da herhangi bir takıma bir hoca altlardan alıp hemen ilk dörde sokması için eline bir sihirli değnek olmaz. Öyle bir değnek kimsede yok. Öyle bir değnek kimsede yok. Bir hocanın bir takıma etkisi %20'yi geçmez. Evet.
bir hesabı yoktur, bir matematiği yoktur ama istisnai maçlar haricinde ortalaması budur. Onun dışında işi yapan takımdır. O yüzden Ersun Hoca değil Mourinho gelse o iş o kadar kolay olmaz. Evet. O zaman bir virgül koyalım. Samandıra'ya gidelim. Tamam. Muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul bizleri Samandıra'da bekliyor. Fenerbahçe basına çık bir idman gerçekleştiriyor. Detaylar Ahmet Selim Kul'da. Teşekkürler Ceyda Dönmez. Senin de söylediğin gibi Fenerbahçe yine basına açık bir antrenman gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı da bu antrenmanın detaylarını sizlere aktaracak. Ben de o da görüntüyle detayları aktarırken antrenmana dair notları paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe'de Sosa, Samatta ve Tolga bu isimler özel programı uyguluyorlar. Ufak tefek ağrıları olduğunu belirtelim ama sahaya çıkacaklar. Düz koşu yapacaklar. Hatta Tolga Ciğerci şu anda sahada kendi koşusunu yapıyor. O koşuya başladı. Samatta ve Sosa da ilerleyen bölümlerde yine sahaya çıkarak düz koşu çalışması gerçekleştirecek. Bu üç isim antrenmanın eksikleri diyebiliriz. Tabii bir diğer eksik Lemos, Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu. Grip olduğu için evde dinleniyor. Aslında normalde tabii belki grip olmasına rağmen tesislerde çalışabilirdi ama şu ortamda, pandemi ortamında hiçbir şekilde risk alınması istenmiyor ve bu yüzden de Lemos'a koronavirüs testi de yapıldı. Bu testin de negatif çıktığını da belirtelim ama buna rağmen yine de grip olduğu süreçte evde tedavisini sürdürüyor. Lemos da bu hastalığını atlatınca takıma katılacak. Tabii Fenerbahçe'de milli takımlarda birçok isim var. Ozan Tufan, Nazım Sangare, Caner Erkin ve Altay Bayındır milli takımımızda Fenerbahçe'yi temsil eden isimler. Tabii bir virgül koyuyorum, şu anda antrenman başlamak üzere. Teknik direktör Erol Bulut oyuncuları etrafına topluyor şu anda. Antrenman da resmi olarak başlayacak. Bugün tabii milli aradayız. Henüz Fenerbahçe'nin Gençler Birliği ile deplasmanda oynayacak karşılaşmaya uzun bir süre var diyebiliriz. Bundan dolayı da biraz daha fiziksel çalışmalar ön planda şu anda. Şu anda da yine bu çalışmalar başladı. Isınma çalışmalarıyla antrenman start aldı. Ben milli takımdaki oyuncuları sayıyordum. Türkiye milli takımında Fenerbahçe'yi temsil eden Ozan, Nazım, Caner ve Altay var demiştik. Bunun dışında U21 takımımız ki oynayacağı karşılaşma Aspor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ömer Faruk Beyaz orada Fenerbahçe'yi temsil ediyor. Ferdi Kadıoğlu yine Hollanda 21 yaş altı takımına çağrıldı. Filip Novak Çekya'da, Ener Valencia, Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand Fenerbahçe'nin milli takımında yer alan diğer oyuncuları. Tabii Samatta'dan bahsettik. Aslında Samatta da milli takıma çağrılmıştı. Tanzanyalı oyuncu son oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından hafif bir sakatlığı vardı. Ki az önce de söyledik, bu sakatlık dolayısıyla şu anda özel bir program uyguluyor ama sahaya çıkıp o da koşu çalışması yapacak demiştik. Tanzanya milli takımı Türkiye'de Kartepe'de kampa girmişti. Dün buradan ayrıldılar. Ayrılmadan önce de Samatta milli takım teknik direktörüyle konuşup burada kaldı. Zaten tedavi oluyor. O da şu anda Samandıra tesislerinde olduğunu belirtelim. Fenerbahçe milli araya moralli girdi diyemeyiz. Açıkçası sürpriz bir mağlubiyet aldı. Oynadığı ilk 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı Fenerbahçe. İttifak Holding Konyaspor'a kendi sahasında yenilerek bu seri sona erdi. 2-0 kaybetti. Sarı lacivertliler. Bundan dolayı tabii ki o Samandıra'da geçtiğimiz haftalarda yaptığımız antrenman yayınlarında ki o şen şakrak ama biraz daha normale dönmüş durumda. Tabi burada teknik direktör Erol Bulut, sportif direktör Emre Belezoğlu bu yenilginin etkisinin, negatif etkilerinin uzun süreli olmaması adına
futbolculara, bir yandan da motivasyona yönelik konuşmalar yapıyorlar. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında yeniden kazanarak tekrardan ivmeyi yukarı çevirmek istiyor. Aslında Fenerbahçe için zorlu bir viraja giriyor diyebiliriz bu anlamda. Bu milli ara teknik direktör Erol Bulut'un gözünde bir seviye daha atlama noktası olarak görülüyordu. Fenerbahçe yeni bir takım. 18 yeni transfer ki 16'sı takımda. Barış Sungur ve İsmail Yüksek kiralanmıştı. Bu 16 transfer tabii ki diğer oyuncuları da aslında yeni transfermiş gibi hissettiriyor takımda. Ortam yeni oluyor tamamen. Bundan dolayı da Fenerbahçe'de bu milli ara yükseliş noktası olarak görülüyor. Tabii ki İttifak Holding Konyaspor alınan yenilgiyle bu aranın önemi biraz daha arttı. Gençler Birliği deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe. 21 Kasım'da saat 16'da Ankara deplasmanına çıkacak Sarı Lacivertler. Ardından kendi sahasında Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Yine 29 Kasım Pazar günü. Bu maçın ardından da Denizli Spor deplasmanı. Tabii bu arada kameraman arkadaşım Erdal Balcı antrenmanı gösterirken arada bir kameranın önünden de az önce belirttiğimiz gibi üst koşu yapan Tolga Ciğerci geçiyor. Dediğimiz gibi az önce anlattığımız gibi Gençler Birliği deplasmanı, Beşiktaş ve Denizli Spor deplasmanları olmak üzere zorlu bir fikstür Fenerbahçe'yi bekliyor. Tabii Sarı Lacivertler'de yaşanan yenilginin ardından kadroda bazı değişiklikler olmasını da bekliyoruz. Aslında teknik direktör Erol Bulut da Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında buna yönelik mesajlar verdi. Fenerbahçe'de stoper bölgesinde, sol bek bölgesinde, orta sahada, hücum hattında bazı değişiklikler olabilir. Şu ana kadar dediğimiz gibi İttifak Holding Konyaspor maçına kadar olan bölümde kazanan kadronun devam etmesine yönelik seçimler vardı. Fakat bu yenilginin ardından Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Bu rotasyonu canlı tutabilmek adına da diğer oyuncuları bir şekilde bu heyecanın, bu atmosferin içinde tutabilmek adına da bazı değişiklikler yapılması bekleniyor. Tabii Filip Novak Fenerbahçe'nin önemli transferlerinden biriydi. Geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıllarda da Trabzonspor'da gerçekten dikkat çekici bir performans sergilemişti Novak. Onun tabii forma beklentisi var. Aslında sezona şanssız başladı. O da koronavirüse yakalandı. Daha sonra atlattı. Ufak bir sakatlık yaşadı. Bu süreçte de Caner Erkin iyi bir başlangıç yaparak Fenerbahçe kariyerine tekrardan iyi bir başlangıç yaparak formayı aldı. Fakat orada Novak artık şans bulmak istiyor. Stoper'de tabii Lemos Serdar Aziz arasında kıyasıya bir yarış var. Burada Tisserant'ın forması biraz daha garanti diyebiliriz. En azından Tisserant şu ana kadar her zaman tercih edilen isim oldu. Sağlıklı ve hazır olduğu süreçte. Ama Lemos'la Serdar arasında bir yarış var. Burada da bir değişiklik olabilir. Serdar Aziz'in forma giydiği 4 karşılaşmada Fenerbahçe 6 gol yerken Lemos'un oynadığı 4 karşılaşmada ise 2 gol gördü kalesinde. Ama tabii ki bu bilgiyi verirken bir yandan da Lemos'un yenilen 2 golde de bireysel hataların olduğunu da belirtmek gerekiyor. Erol Bulut burada da bir tercih yapacak. Tabii ki Fenerbahçe'nin bir başka yeni transferi Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş da formayı kapmak için yoğun bir çaba gösteriyor. Aslında o da belki ilk 11'de daha çok tercih edilen bir oyuncu olabilirdi. Fakat ilk milli arada bir sakatlık yaşadı. Ve bu sakatlığın ardından Mert Hakan Yandaş da dışarıda kaldı. O da bu milli arayı iyi değerlendirerek artık ilk 11'de şans bulmak istiyor diyelim.
Ahmet Selim, bir virgül koyalım hemen. Turgay abinin de sana soruları olacak. Turgay abi. Evet, biraz karşılıklı konuşalım mı Ahmet? Çünkü merak ettiğimiz şeyler var. Kesinlikle çok güzel olur. Evet, ben de şimdi birincisi anlatmış olurum. Bu maç mağlubiyetten sonra kaç antrenman izledin? Yani kaçı basına çıktı? Onu bilmiyorum, o yüzden soruyorum. Mağlubiyetten sonra dün Fenerbahçe ilk antrenmanı yaptı. O açık değildi. Bugün ikinci antrenmanı İlk yapıyor. Defa biz de onu izliyoruz şu anda. Tamam. Ya şunu soracaktım eğer deseydin ki 2-3 antrenman izledim. Yani o maça kadar biz takımın bu antrenmanlarını burada biz de yayınlıyoruz, izliyoruz. Hakikaten çok keyifli ve neşeli futbolcular görüyor. Bir aile ortamı. O ortamda bir değişme, bir donukluk var mı diyecektim. Ama daha ilk bugün yapacaksın o gözlemi. Onu yarın konuşuruz gerekirse. Şu an bir takımda durgunluk görüyor musun Ahmet Selim? İlk antrenman. Hava evet, nasıl yani? O şöyle söyleyelim. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki yarınki antrenman da açık olacak çok yüksek ihtimalle. Tabii netleşince paylaşacağız izleyicilerimizle. Ama doğal olarak biraz daha o şey yani en azından neşeli hava biraz daha normal diyebiliriz. Ama tabii bu şu anda yapılan antrenman biraz da güç, fiziksel çalışma olduğu için evet. Hani bu antrenmanda o gözlemi yapmak çok mümkün olmuyor. Daha ciddiyetle yapıyorlar işlerini. Evet. Ama yarın bu soruyu tekrar sorduğunuzda daha net cevaplayabilirim. Peki bu oynamayan oyunculardan başta biraz evvel sen bahsettin. Mert Hakan Yandaş, işte Novak, Tiam. Evet biliyorum bugün orada yoklar ama biz seninle ilk defa antrenmanda konuştuğumuz için şimdi soruyorum. Onların antrenmandaki çalışmaları pes etmiş adam şeklinde mi? Yoksa ben bu formayı alacağım, mücadele edeceğim şeklinde mi? Misal, oynamasını beklemediğimiz Serdar Aziz forma almaya başladı. Sebebi ne olursa olsun. Burada Novak önemli. Oynamayan Sangare önemli. Mert Hakan bence çok önemli. Tabii. Onlarda bir bıtkınlık, bir pes etmek mi var? Öyle söylentiler de çıkıyor. Yoksa senin gözlemin ne? Genel sadece bugünkü antrenman için söylemiyorum. Bazıları yok çünkü bugün. Şimdi bu konuya şöyle cevap vermek istiyorum Turgay Demir. Aslında kelimelerimi de çok seçmek istiyorum. Çünkü söyleyeceğim şey biraz enteresan. Aslında biraz oraya doğru giden bir hava vardı. Yani takım sürekli kazanıyor. Doğal olarak çok fazla değişiklik olmuyor. Evet. Oynayan oyuncular iyi oynadıkları için takım kazanıyor zaten. Ama bu Konyaspor yenilgisi bu anlamda hani tam orada bir umutsuzluğa düşme durumu varken ya bize sıra gelmeyecek durumu varken futbolcuları biraz o yedekte bekleyen futbolcuları ekstra kamçıladı. Biz de haberlerimizde bunu anlatmaya çalıştık. Şimdi çünkü bir rotasyon beklentisi doğdu ki Erol Bulut da basın toplantısında bazı değişiklikler yapacağını ifade etti. Evet. Ondan dolayı bu oyuncular için bu milli ara bir fırsata dönüştü. Yani evet. Yenilgi, şimdi bu laf çok enteresan ama yenilgi biraz bu kısımdan hayırlı oldu diyebiliriz yedek oyuncular adına. Senin bu sözün adamlar sanki mağlubiyeti bekliyormuş oynamak için gibi anlaşılabilir mi? Sen onu söylemiyorsun. Evet yani, o yüzden çok dikkatli seçtim kelimelerimi. Peki şunu da sormak istiyorum. Ozan Tufan'ın yerinin değişip asıl hepimizin her zaman beğendiği yere gelip milli takımda keşfettiğimiz 10 numara pozisyonu değil de arkaya gelip Pelkas'ın gerçek yerine çünkü adam bildiğin 10 numara. Çünkü hoca Ozan'ı 10 numarada Pelkas'ı solda kullanınca bence ikisi de eksik oynuyor. Pelkas'ı yerine çekip Ozan'ı da gerçek yerine arkaya yani ön libero'yu çekebilir mi? Böyle bir değişiklik bekliyor musun? Kadro değişikliği dışında böyle bir sistem değişikliği bekliyor musun? Oyuncu değişikliği. Şunu söyleyebilirim sevgili Turgay Demir. Yani orta sahada Erol Bulut bu maç özelinde tercih yaparken zorlanacak. Çünkü Konya Spor maçında Fenerbahçe teknik heyetinin yaptığı analizler sonucunda ortaya çıkan bazı sonuçlar var. Tabii ki bunlar net birebir gördüğümüz şeyler değil ama konuştuğumuz bilgilerden edindiğimiz sonuçlar. Şunu söyleyebilirim. Tabii Sosa'nın olmayışı
Fenerbahçe'nin burada yaratıcılık, üreticilik anlamda Konyaspor maçında eksik kalmasına sebep oldu. Bu net bir şekilde görüldü. Şimdi Ozan deplasmanlarda 10 numara mevkiinde oynarken baskı yapma anlamında çok faydalı oluyor ve rakibe gerçekten çok yıpratıcı bir etkisi oluyor. Ama Kadıköy'de o bölgede oynadığında da bu defa Sosa Gustavo ikilisine rağmen Fenerbahçe yine yaratıcılıkta sıkıntı yaşıyor. Dediğiniz evet. gibi Pelkas'ın asıl yeri 10 numara ki doğru işler de yaptı burada. Her ne kadar sayılmasa da golü üreten isim de oydu Fenerbahçe adına. Burada yani birisi dışarıda kalabilir, onu söyleyelim. Yani bu saydığım 3 isimden Sosa, Ozan, Pelkas isminden birisi dışarıda da kalabilir. Ya da bir şekilde deplasman maçı olduğu için bu haftalık yine Pelkas'ı solda, Ozan 10 numarada devam edebilir sistem, ama burada zor bir karar verilecek. Çünkü bahsettiğim gibi her alacağınız kararın farklı sonuçları oluyor. Burada bir tercihte bulunacak Erol Bulut. Son bir şey bitmiyor değil mi antrenman? Evet. Kapatılıyor mu antrenman? Yok, hayır, devam ediyor antrenman. Yok, bugün evet. biraz daha uzun sürecek. Şu anda Emre Belözoğlu ve işte ekibi, yani Volkan Demirel, Selçuk Şahin oradalar mı? Volkan Ballı vesaire oradalar mı? Antrenmandalar mı ya? Oradalar. İzliyorlar. Şimdi kameraman arkadaşım da size sanırım gösterecek. Evet, orada duruyorlar. Ha, yani şimdi şunu demek istiyorum. Birazdan ekranlara getireceğiz. Galibiyet halinde. Ama gene sırtları sahaya dönük. Ya, güveniyorlar. Yani dediğimiz sistem devam ediyor orada. O önemli. Çünkü hani kazanınca kazanınca herkes ortaya çıkar. Kaybolunca herkes gider, ama onlar yine kendi işlerini yapıyorlar. Bu güzel bir şey bence. İşlerin yolunda olduğunu şu görüntü değiştiriyor. Bu görüntü değişirse bir gün, birdenbire hepsi sahaya dönerse, anla ki arıza var sahada. Bunu sakın atlamayalım. Son bir şey soracağım. Fenerbahçe'nin oyun içinde bir lideri yok. Benim gördüğüm yok. Yani bir Emre Belözoğlu'su yok. Herkes bir Emre olmaz zaten. Antrenmanda takıma liderlik yapabilme basıtmana sahip olduğunu, orada arkadaşlarına ilgilenen bir oyuncu var. Mesela Sosa öyle bir antrenman metodu izliyor mu? İlgileniyor mu sahanda sonunda özellikle gençlerle? Yani biraz ben liderliğe soyunuyorum görüntüsü veren var mı? Sosa olabilir, Gustavo olabilir. Belki Ozan Tufan, bilmiyorum yani. Antrenmanda liderlik görüntüsü veren kimse var mı? Sevgili Turgay Demir, aslında soruyu sorarken cevabını da az çok tahmin ettiğin için, tabii Sosa'yı da tanıyorsun Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerden, biraz cevabını da vermiş gibi oldun açıkçası. Burada o isim Sosa gerçekten. Hani tabii ki Gustavo'nun da liderlik özellikleri var. Tabii ki Gustavo da önemli bir oyuncu, ama Sosa takımı antrenmanlarda, antrenman dışında işte genç oyuncularla, aynı mevkide oynadığı oyuncularla daha fazla konuşuyor, daha fazla ilgileniyor. Bu anlamda bu misyonu daha fazla edinmiş durumda. Bu çok durumda. Önemli bir şey. Bak, onun eğer gözlüyorsan bu çok önemli, çünkü Sosa... Evet, Sosa'nın bu özellikleri... Liderliğe soyundu mu başkalaşır. Çok daha iyi oynar. Trabzon'da gördük bunu. Kesinlikle öyle. Bu liderliğe de soyunmuş durumda. Takımda da bu isteniyor, bu bekleniyor. Yani ben biraz şunu anlıyorum. Tabii ki bu net birinci ağızlardan ifadeler olarak aktarmıyorum, ama biraz burada Emre Sosa transferinde çok önemli rol oynamıştı. Kendisi bizzat oyuncuyla görüşmüştü. Bu transferin bitmesinde çok büyük payı vardı. Emre birazcık hani emanetini burada Sosa'ya bırakmış gibi gözüküyor. Yani bence doğru olur zaten. Ben buna katılıyorum. Da kurabiliyor. Yani burada bir mirası Sosa'ya bıraktı diyebiliriz. Tabii güzel. Ki Emre de farklı bir oyuncu, Sosa da farklı bir oyuncu, ama takımın lideri şu anda Gustavo'dan ziyade, Gustavo da tabii ki öyle, ama Sosa'nın biraz daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Selim, biz görüntüleri izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle buluşturmaya devam edelim. Dinleyenlerimiz görüntülerin üzerine bizim yorumlarımızı da dinleyebilirler. Sana çok teşekkür ediyoruz. Antrenmanın takibin devam edecek. İlerleyen dakikalarda yeniden sana gelebiliriz. Ama biz görüntüleri buluşturmaya devam edelim. Anspor izleyicileriyle. Çok teşekkür ediyoruz. Şunun altını bir daha çizeyim. Eğer Sosa, Ahmet'in gözlemlediği gibi, hem de Belözoğlu'nun mirasını üstlenirse, Fenerbahçe'nin orta sahasında çok şey değişir. Ön tarafı da değişir. Samata da gol atmaya başlar. Bak, bu lafı bugün söylüyorum. Samata 4 haftalık gol atmak, sonra ben söylemiştim derim. Derim. Hiç bu fırsatı Sosa'ya liderliği ver, Fenerbahçe bambaşka bir takım olur.
Turgay abi, biraz takımlardan artık son dakikalarımıza doğru giriyoruz. Son haberleri paylaşalım. Fotomaç gazetesinin bugün manşeti dikkat çekici. Sørloth Savaşı başlığını atmış. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de Norveçli golcünün peşinde diyor. Fotomaç gazetesi Cimbom'un Leipzig'ten bekleneni veremeyen Alexander Sørloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken Yıldız futbolcu için sürpriz.